Onurlu gezilere hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir geziyle sizlerle birlikteyiz. Bugün Bakü'nün 3. videosunu çekiyoruz. Yanımda kim var? Yine bugün sıcaktan perişan olmuş Seyhan var. Şimdi gezdik. Orada güneşin çok dik vurduğu bir yer, bayağı sıcaktı. Seyhan da çok sıcağı sevmediği için biraz modu düşmüş olabilir ama kale içi anlatılmaz güzel. Evet, 3. videoda da sizlerle buluşuyoruz. Bakü'de 10 videoda çeksem bitmez. Evet, videoyu seyretmeye devam edin. Çok güzel videolar da geliyor. Azerbaycan'da çok güzel yerler gördük. Görmeye de devam edeceğiz. İlk olarak Şehitler Hiyabanı'nı, yani Şehitler Anıtı'nı göreceğiz. Ardından Türk Şehitliğini, Türk Camisi'ni göreceğiz. Şehitliğin karşısında Alev Kuleleri denilen gökdelenleri göreceğiz. İçeri şehri gezeceğiz. Doya doya içeri şehri sizlere gezdireceğim. Burada Şirvanşahlar Sarayı'nı göreceğiz. Bakü Minyatür Kitap Müzesi'ni gezeceğiz. Yine içeri şehirde Kız Kulesi'ni göreceğiz. Hadi birlikte gezmeye başlayalım. Evet, bu gördüğünüz Alev Kuleleri denilen gökdelenler gerçekten görülmeye değer. Şehitler Hiyabanı 1918 yılında Bakü muharebelerinde öldürülmüş Azerbaycan Türkü ve Türkiye Türkü askerlerinin defnedildiği yer. İnsan burada gerçekten çok duygulanıyor. Ben de burayı gezerken hakikaten çok duygulandım. 1990 yılında Sovyet-Rus askeri birliklerinin Bakü'de sivil ahaliye karşı yapmış oldukları toplu olarak 20 Ocak katliamından sonra arazi yeniden Şehitler Hiyabanı adını almış ve Ocak katliamı şehitleri de oraya gömülmüş. Şehitlikte yer alan devasa bir anıt, bu anıtın içinde sürekli yanan bir ateş var. Thank you.
alan Bakü'nün en yüksek noktasında. Buradan Hazar Denizi'ni ve Bakü'deki birçok önemli yeri görebilirsiniz. Hakikaten manzara görülmeye değer. Bakü'deki birçok yeri ben buradan gördüm. Şehitlikteyiz. Evet, şehitlik anıtı. Size manzarayı da çektim. Şöyle bir göstereyim. Evet, şöyle alev kuleleri de arkamda. Görüyorsunuz alev kuleleri. Onları da size göstereyim. Evet, şehitlik. Alev kuleleri de bakın buradan çok güzel görülüyor. Alev kuleleri de şahane gerçek. Burası da Türk Şehitliği. Bakü Türk Şehitliği ve Anıtı Bakü'de bulunan bir anıt mezardır. 15 Eylül 1999'da açılmış olup Şehitler Hiyabanı'nda yer almaktadır. Bakü muhaberelerinde yer alan Türk askerlerini anmak için inşa edilmiştir. Şehitlerin isim levhaları da burada bulunmaktadır. Anıtın yanında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılan 28 Haziran 1996'da açılan bir cami yer alıyor. İçeri şehir, Azerice, içeri şehir ya da Eskişehir. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi çekirdeği. UNESCO'nun Dünya Mirası Komitesi'nin 2000 yılında Avustralya'nın Cairns kentinde yaptığı 24. oturumunda Şirvanşahlar Sarayı ve Kız Kulesi ile birlikte Dünya Mirası olarak kabul olunmuş. Eskişehir, Azerbaycan'dan listeye dahil olan ilk yapıymış. Thank you.
Eskişehir'de daha çok vakit geçirmek isterdim. Gerçekten Eskişehir'in güzelliğine doyamadım. Burada biraz daha vakit geçirmek, biraz daha kalmak, biraz daha o tarihi dokuyu içime çekmek isterdim. Gerçekten insan gezdikçe hayran oluyor içeri şehre. Benim en çok beğendiğim yerlerden birisi de içeri şehir oldu. Dediğim gibi burada biraz daha zamanım olsun, daha çok gezeyim isterdim. Ama yine de dolu dolu gezdiğimi düşünüyorum. Güzeldi. Söyle. Bak bak ya salam var. Tamam. Dur geleyim. Burada kalıyorum dayım. Neresinde ben dokunuyorum. Sen söyle. Avrupa yakasına da Avrupa yakasına. Onu bilmem bize ben o. Orada. Buradan söyle. Buradan duyacak. Dayıma Nizami dayıma salamlar söylüyorum Topkapı'ya. Bak ben Topkapı'ya çoklu çoklu İstanbul'da. Senin adını söylemedin ama. Rüstem, Rüstem'den. Tamam Abla Bakü'den, Rüstem'den, evet, evet. Dayısı Nizam. Nizami'ye. Nizami'ye selamlar. Nizami, Hasan. Tamam seyret Ekim'de. Ne iş yapıyordun? Burada şu emekledi ama eskiden orada kaldı. 25 senedir. Ha, ben tamam. Kiralık değil öz evi değil. Apartman şey, aklı çalışırdı. İşçi evleri mi? Valla onu bilmem valla ben onu bilmem ki bir defa arabayla gittim. Ablan gitmiş. Da orada oturuyor. Ben de orada ablamın, oturuyorum. Bu bu. Ha, sen ben. Ha. Annemin kardeşi dayı. O. Ne güzel. Ben de orada Avrupa yakası doğru. Aynı yerde. Güzel yer. Güzel orası. Bizi babu aşağıdaki yok mu lan aynı orada. Siz de Allah'a emanet. Bir de Türkiye'ye selam söyle. Türkiye'ye kocak kolası selam var. Tamam. Bakü'den de magnet koleksiyonuma magnet ekledim. Evet, gittiğim her ülkeden mutlaka magnet alıyorum. Bakü'ye gidip Bakü'den de magnet almasam olmazdı elbette. Güzel bir koleksiyona sahip oldum. Dünyanın birçok yerinden magnetlerim var. Thank you.
Gerçekten gezilecek çok yer var. Şirvanşahlar Sarayı 15. yüzyılda Şirvanşahlar Hanedanı'nın şahı İbrahim Halilullah'ın döneminde yapılmış saray. Bakü şehrinde içeri şehir olarak adlandırılan surlar ardındaki eski şehir bölümünde bulunmakta. Şirvanşahlar Yakın Doğu'nun en görkemli mimari eserlerinden biri olarak kabul edilmekte. Şirvanşahlar Sarayı Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. Saray 1964 yılından bu yana müze olarak faaliyet göstermekteymiş. Gerçekten çok güzel bir müze. Yine buradan da Alev Kuleleri görünüyor. Minyatür kitaplar gerçekten çok ilginç. Benim de ilgimi çekti elbette. Bu müzeyi gezmeyi çok istiyordum ve gezdim. Bakü Minyatür Kitap Müzesi dünyadaki tek minyatür kitap müzesi. Gerçekten kitaplar çok küçük. Okumak isterseniz bir büyüteç kullanmak zorundasınız. Gerçekten o kadar küçük. Mikrobooklar bunlar ve çok güzel kitaplar. Size Minyatür Kitap Müzesi'ni de doya doya gezdireceğim diye düşünüyorum. Adım adım karış karış Minyatür Kitap Müzesi'ni de sizlere gezdireceğim. Thank you.
2015 yılında Minyatür Kitap Müzesi'ne en büyük özel minyatür kitap müzesi olarak Guinness Rekorlar Kitabı sertifikası verilmiştir. Yüzyıla ait el yazması bir Kur'an-ı Kerim müzenin en önemli parçası olarak müzede yerini almış. Polonyalı kitapsever Mihai Sorç, Suudi Arabistan'da 1672 yılında basılan Kur'an-ı Kerim'in orijinalinden 19. yüzyılın ikinci yarısında basit bir makine kullanarak minyatürlerini çıkarmış. 160 yıllık olan Kur'an-ı Kerimler 17-26 milimetre ebatında ve orijinalinin aynısı olarak müzede yer almakta. Ara sokaklara girmeden, ara sokakları keşfetmeden, ara sokaklarda kaybolmadan o şehri gezdim demeyin. Mutlaka ara sokaklara girin. Ara sokaklarda birazcık kaybolun. Mutlaka şehrin meydanına çıkacaksınız. Thank you.
Videomu seyrettiğinizde içeri şehri benimle birlikte gezmiş gibi olacaksınız. YouTube'da seyretmekle yakından görmek elbette aynı şey değildir. Ama en azından o şehir hakkında fikir ediniyorsunuz. Evler çok güzel burada. Tarih çok güzel korunmuş. Evlere bayıldım doğrusu. Evlerin mimari yapısı, evlerin tarihi dokusu beni çok duygulandırdı. İçeri şehirde gezerken kendimi tarihe yolculuk yapıyormuş gibi hissettim.
Ben buradan Azerbaycanlı dostlarıma seslemek istiyorum. Hamınızı sevirem. Azerbaycan'da güzel dostlar da edindim. Evet, artık Azerbaycan'da sevdiğim arkadaşlarım, kardeşlerim de var. Onlara da buradan kucak dolusu selamlar söylemek istiyorum. Azerbaycan benim için gerçekten kardeş ülke. Bir kere Azerbaycan'da rahat ediyorsunuz. Çoğunun Türkçe bilmesi, sizi anlaması, orada gezerken sizi rahat ettiriyor. O yüzden Azerbaycan benim için vazgeçilmez, tekrar gitmek istediğim güzel bir ülke. Kız Kulesi, İçerişehir'de Sahil Park'ın yakınında bulunan tarihi bir anıt. 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış. Thank you.
Kız Kulesi Azerbaycan'ın sembollerinden biri. 30 metre yükseklikteki kule 12. yüzyılda yapılmış. Dairesel planlı olup 8 katlıdır. Kulenin bir cephesinde tek satırlık bir kitabe yer alır. Davud'un oğlu Mesud'un kulesi. Kulenin içinde 3. katta ağzı bulunan bir de kuyu varmış. Kule ile ilgili anlatılan bir hikayeyi sizlere aktarmak istedim. Doğruluk derecesini bilemiyorum tabii ki. Bir hanın kızı varmış. Han kızı konusunda çok kıskançmış. Han kızını kimseye vermek istemiyormuş. Kızını bu kuleye kapatmış. Ancak kız kulenin mimarlarından birine aşık olmuş. Gizli gizli buluşmaya başlamışlar. Mimar öldürülmüş. Kız da birkaç gün sonra canına kıymış. Bu hikaye anlatılıyor. Doğruluğunu bilemiyorum. Evet, kule denizden biraz uzak. Bu kule, Kız Kulesi, Bakü için önemli tarihi eserlerden biri. Bakü'yü gezmelere doyamadım. Yine yeniden gelmeyi çok istiyorum. Umarım bir başka gezide de sizlerle birlikte Bakü'yü gezeriz. Kim bilir, aynı turda olabiliriz. Evet, Bakü gezim burada sona erdi. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerle yeni bir gezide buluşmak isterim. Bakü videomuzun üçüncüsü de sona erdi. Yine güzel bir video oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çünkü çok güzel gezdim. Gezdiğim yerleri de sizlere
aktarabildiğim zaman çok mutlu oluyorum. Gayet güzeldi. Çünkü Bakü çok güzel. Gez gez bitmez gerçekten. Buraya epeyce bir zaman ayırmak gerekir. Evet, bu videoda sona erdi. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir başka gezide buluşmak üzere. Hoşça kalın.